Zeminin bazı Beşiktaş oyuncuları geri attığını düşünüyorum. Yani Sergen Hoca sanki başka profil çizmeye doğru gidiyor. Ama diyorduk ki Fenerbahçe şampiyonluk futbolu oynamıyor. Ve hocanın bir etkisini şu ana kadar göremedik. Bu mikrofonlarda bunu ben desem şu maça dair Spor Stratejik'te yöneten arkadaşlar belki ya Engin haftaya gelme teşekkür ederler. Malatya Trabzonspor'dan böyle 3-5 gömlek daha üstün bir takım mıdır ki Malatya maçının ikinci yarısında mesela çift forvetle başlamayı düşünmedi hoca. Pelkas'la Ferdi 4-2-3-1 kanatları değil. Ali Koç'un da altını çizerek söylüyorum. Hoca gönderecek bir yapısı yok. Gönderemez daha doğrusu. Ben Ali Koç'un desteğinde suni olduğunu düşünüyorum. Öyle yapmacık şey yapmayacak. Ya keseceksin biletini. Formatsız Spor'dan herkese merhabalar. Engin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür iyiyim. Sen iyi olmalı, sen de iyisin. İyi diyelim, iyi oldum. İşte yani bu devirde ne kadar iyi olabiliyorsak sağlığımıza dikkat ediyoruz. Ya aynen öyle, en önemli şey. Aynen, en önemli şey bu. Yakalanmayacaksın. Doğru diyorsun, yakalanmayacaksın. yoğun bir haftaydı yine. Güzel maçlar vardı. Beşiktaş Alanya maçıyla başlayalım. Evet, haftanın maçıydı. Haftanın maçıydı. Nasıl yorumlarsın maçı? Ben şunu söyleyeyim, ben burada hep konuşuyoruz. İşte geçen hafta bir ilk beşe indirmiştim ama yani Alanya Spor gerçekten farklı bir takım, iyi bir takım. Ben devre arasında, geçen hafta söylediğim gibi devre arasında birkaç takviye yaparlarsa, bilmiyorum bütçeleri veya durumları nasıldır ama birkaç takviye yaparlarsa ben sezon sonuna kadar zirvede kalacaklarını düşünüyorum. Çünkü ilk 11'i gerçekten kaliteli. Yani yaptıkları her transferde gördüğüm kadarıyla nokta transferler yapmışlar. Yani, sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Şimdi benim Alanya Spor'la ilgili genel görüşüm bir, yani kadrosunun ilk 11'i senin dediğin gibi kaliteli. Kadrosunun da çok geniş olmadığını, yani yedekten giren oyuncuların çok fazla katkı uzun yapamadığını ki şey zaten bu maçta da gördük. Yani kazandığı maçta dahi giren oyuncuları gördüğünüz zaman takım kalitesi, maçı bitirdiği 11'e baktığın zaman bayağı bir fark var. Genel görüşüm Alanyaspor'la alakalı bir oyuncu yokluğunu bir şekilde karşılayabiliyorlar ama iki oyuncu üzerini karşılayamayız diye düşünüyordum. Ama bu hafta ya Allah korusun mesela şey diyorsun değil mi? Bakasitası bir şey olsa yani takım mesela bu hafta Efecan, Salih ve sol bekleri yoktu. Ona rağmen Alanya Spor'u ben Beşiktaş karşısında çok üstün gördüm. Maçın başlangıcı 45 dakikası özellikle. Bunda son iki haftada kaybetmesinin etkisiyle vardı. Yani aslında merak da ediyordum acaba reaksiyonu ne olacak? Yani sonuçta büyük takımlar iki maç kaybetti. Üçüncü maçı daha farklı gözle bakar ama Alanya Spor hem zirve yaşında lider. Tamam lider ama acaba orada suni lider mi? Yoksa sıkıntı yaşadığım maçların da düşüşe geçecek mi? Yüksek mertebeden aşağı inecek mi diye düşündüm. Ama bu hafta rakip de aslına bakarsan Beşiktaş. Yani bazen dersin ya derbi maç denk gelir. Çok kötü gidişatta derbi maç denk gelir. İşler toparlanır. Daha iyi motive olursun. Alanya Spor'da belli ki hocası Beşiktaş'ın eski yardımcı hocası olmasından dolayı o maça farklı bir gözle bakmış ve iyi yazılamış takımını. Planı da işledi. Genel planı var zaten Alanya Spor'un. Özellikle mesela devşirdiği oyuncu işte Tayfur Bingöl sağ bekten sol beke aldı. Sağ açıktan sol beke aldı. Yani ben haftanın oyuncusu diyebilirim net. Çok, net. Çok iyi oynadı. Hiç alışık olmadığı bölgeden çok etkili oynadı. Zaten ikili o kanadı felç ettiler. Yani orada Davison sağ çok büyük. Juan Fran da çok iyiydi aslına bakarsan. Davison'da çok büyük etkisi var. Yani ikinci topları Alanya Spor'da nasıl üstünlük kurdu derse ikinci topları aldı. Beşiktaş'a karşı zeminin de ben maçta etkili olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş genel itibariyle çok çok kötü diyemem Beşiktaş'a. Rakibin de etkinliği burada göz ardı edilemez. Alanya Spor'un etkinliği burada göz ardı edilemez. Zeminin bazı Beşiktaş oyuncuları geri attığını düşünüyorum. Mesela Abubakar'ın ben zeminden dolayı çok zaten diken üstünde. Yani hani sakatlanmaya müsait zaten tahmin edilenden daha fazla süredir Allah göstermesin sakatlanmasın. Tahmin edilenden daha fazla süredir sakatlık yaşamadı. Bu anlamda iyi de gidiyor. Ama hem sert stoperler buldu, hem sert bir zemin buldu, kaygan bir zemin buldu. Bu anlamda biraz bozduğunu düşünüyorum bazı oyuncular özellikle. Atiba bile günde değildi mesela. Bu anlamda baktığımız zaman ikinci yarıda tabii Alanya Spor bir penaltı golüyle öne geçti. Geçmeseydi ikinci yarı daha farklı olabilirdi. Çünkü aslında bakarken ilk 45 dakikadaki oyunun karşılığı önde kapatmaktı. Ve bunu penaltıyla da bir şekilde kapattı Alanya Spor. İkinci yarıda Beşiktaş'ın ben Enkudu ve Mensah değişikliğiyle birlikte maçta tekrar üstünlüğü ele aldığını düşünüyorum. Ama tabii yakalayamadı skorda. Yani şimdi Beşiktaş'ın baktığımız zaman son 4 haftada kağıt üstünde zor maçları vardı. Ama bu 3 maçta 3 galibiyet aldı. Son 3 hafta 3 maç 3 galibiyet. Bu maçların hepsinde kovalanan takım oldu. Yani skor avantajını aldı. Mesela Başakşehir maçında 3-0 öne geçti. Fenerbahçe maçında hep 2 farklı. 2-0, 2-1, 3-1, 3-2,
4-2 hep iki farklı yakaladı. Zaten Kasımpaşa maçında geri düşmedi. Kasımpaşa oyun ortak olamadı. Bu sefer tam tersi bir senaryo oldu. Yani oyunun ikinci perdesi. Hep söylüyorum. 0-0 oyun başka oyun. Skor değiştikten sonra, tabela değiştikten sonra oyun başka oyun. Bu sefer de Beşiktaş geriye düştüğünce da bir risk almak zorunda kaldı. Ben Alanyaspor'un mesela işte eksik oyuncuları konuştuk. Efecan olsaydı maçın daha farklı bitebileceğini, arkada verdiği boşluklarla atak sonuçlandırabileceğini düşünüyordum. Ama ona rağmen de Alanyaspor Beşiktaş'ın üstünlüğü olduğu dakikalarda dahi kendi alışmış planıyla birlikte, hücum planıyla birlikte skoru iki farklı duruma getirdi. Bana kalırsa maç orada bitti. İşte son dakika penaltı, kırmızı kartla birlikte Beşiktaş tekrar oyuna ortak olmaya çalıştı. Yani 2-2 yakalayabilirdi belki de ama oyunun karşılığı net bir Alanyaspor galibiyetiydi genel olarak Ki baktığımız zaten o zaman. şey kimse onu tartışamaz yani. Öyle bir Alanyaspor maç daha üstün. oldu. Yani özellikle ilk 45 dakika. Ben maçta takıldığımda bir konu var yani. Sergen Hoca maçtan sonra Ha, hakemlere aslına bakarsan biraz da onu konuşmak lazım. çok Evet. yüklendi. Ben anlamadım yani. Şurada anlamadım. VAR konusuna evet. Şimdi VAR VAR konusunda kaldırılsın. bakın orada hakeme yüklenmeye yok. VAR kaldırılsa şey yapsın. Bu senin fikrindi. Sen bunu söylersen aynen yabancı kısıtlamasının hep konuşulduğu gibi. VAR kaldırılsın veya olsun. Ona bir şey demem. Ama şunu anlamadım. Yani kötü niyetli bir hakem olsa, yani bu maçı yöneten hakem kötü niyetli bir hakem olsa Rozier'e kesin oyunu atardı. Yani ikinci sarı kartı verirdi. Şimdi diyorlar ki ilk Babacan'ın ilk pozisyonu kırmızı kart, dirsek pozisyonu kırmızı kart. Ya bence en saçma hoca bir şey karşı çıkacaksa bu kurala karşı çıksın. Yani 1.60 boyunda bir futbolcu, yani tam boyunu Sadece kısa bilmiyorum. boyları avantaj oldu bu kural. Tabii Ya canım. kısa boylu savunma oyuncuları Ya avantaj ister oldu bu istemez tartışmada. koşarken tabii ya robot gibi koşmuyorlar ki. Kollarını açtığın zaman dirsek kişi olarak gelir. Sen orada dirseği, sen inanıyor musun dirseği bilerek attığında pozisyonda? Yok. Bence Yani kesinlikle değil yani. yani onu Ya ayırabiliyorsun. aynen Kaç ayrılıyorsun. Bu ile pozisyonla mal. ilgili de bir şey yok. Ya penaltı pozisyonu saçma, kural saçma ama bir dakika kural saçma diye hakem bu kurala penaltı mı vermeyecek? Ne yapalım? Kural böyle kurulmuş. Bu kurallara uymak zorundasın. Hayatta beğenmediği kurallar vardır ama o kurallara uymak zorundasın. Ya aynı pozisyon hatırlarsın. Lemos'un da bir kere sırtı dönükken top eline Çalınıyor. çaktı. Ligde çalınıyor bu tarz Çalınıyor. penaltı. Ha, bu Ya penaltı. Kural zaten olarak bak bir şey penaltı. söyleyeyim bak. Bir Ha, şey kural söyleyeyim. saçmadır onu Bak. konuşabilirsin ama maçtan sonra hakem yükleyip Ben konuşmak zaten ben saçma. kuralla bu kural da saçma demiyorum. Şunu diyorum. Ya top uzaydan geliyor. Bir metreden gelse top uzaydan kornerden topu şandelledi. Kolları elleri halay çekiyor gibi açık gezalın. Yani topun tamam nereden geldiğini görmüyor. Sakarlık penaltısı. Yani Olabilir, ama ben doğru. sakarlık penaltısının da zaten penaltı sınıfına geçmesini düşünüyorum. Yani Tamam. bunun Ama net sonuç olarak bu çizgide. Bu penaltı, değil mi? penaltı. Penaltı, VAR da ha. bunu çağırmış. Doğru bir kural uygulanmış. Yani VAR şimdi Sergen Hoca burada bence mağlubiyetin etkisiyle ki son haftaki çıkışları biraz siniri bozuk Sergen Hoca'nın. Yani Evet. Fenerbahçe maçında da hatırla. Ha. Fenerbahçe maçında da atılması gerekiyordu. Bu maçta sahaya girdi. Oyun durmadan Evet. topa müdahale etti. Doğru. Yani maç sonunda hakeme itirazı yani Sergen Hoca sanki başka profil çizmeye doğru gidiyor. Hep böyle cool Sergen Hoca hani takım ile ilgilenen, futbolla Ya bu ilgilenen. maçtan sonra hakeme bir şey yapmak Ve bence yani doğru şimdi değil. VAR kaldırılsın dersin haftaya VAR'a muhtaç olursun. Haftaya bakarsın Hala Sergen Hoca VAR'la maç ya kazanabilirsin. herkes Ki muhtaç doğrudur zaten. yani VAR kaldırılmayacak. Bunu bir net olarak bir konuşalım. VAR kaldırılmayacak, VAR geliştirilecek. Ha, VAR'ın başındaki insanı kaldırabilirler. Ne olur? Yapay zeka. Konsol oyununu oynuyorsun. Konsol oyununda itiraz ediyor muyuz oynadığında hakem kararına? Hayır, Etmiyoruz. doğru. O, maç izlerken ediyoruz ama hepimiz. Ya diyoruz ya bu verilirim, bu yanlış karar. Ama orada işte yapay zeka. Yani ben VAR'ın mesela teknolojiyle birlikte yapay zekaya Olabilir. geçeceğini, direkt hakem kararını değiştireceğini Ya düşünüyorum bence VAR'ın. ya maçın Daha hakemi hızlı olacağını düşünüyorum hatta. bence maçın hakemi Atilla Karaoğlan yani bana deser ki 10 üstünden bir not var ben vallahi 9 veririm. Bence çok Yani iyi çok maç iyi. yönetti. Yani bir tane Ben hatası var. ya Dedi onlar Sergen Hoca ufak hata. haklı olduğu Ya bir tane konu ya var. bunlara muhtacız. Böyle Tabii atalara tabii böyle muhtacız. hata. Böyle keşke böyle liste maçlar. Ya Hani bunlar bir olur tek şey zaten. var. Gezal'ın pozisyonu vardı hatırlıyor musun? İlk kere kaçırdı. Kaleciye karşı karşıya Evet. bomboş kaçırdı. Onda daha önce o pozisyon avantajı bıraktı hoca. Çok büyük bir hareketle avantajı bıraktı. Avantajı bırakmayanlarını gördük çünkü Fenerbahçe maçında mesela. Avantajı bıraktı. Kartını vermeyi unuttu. Tamam bunda bir şey demem. Bunda haklı olabilir ama orada avantajı bırakmak bile şu andaki Türk futbol standartlarında büyük bir gelişme. Ya Bana göre yani şey yani oluyor. ben böyle olsun biz bunlara razıyız. Böyle Tabii canım hakem kesinlikle ben de performansı ki aynen. bence Aynen. iyi bir maç Bence de. yönetti. İşte Kesinlikle iyi penaltılar maç iki tarafa da yönetti. ver çaldığı penaltılar doğru. Kırmızı kart doğru. Oyunun skorunu ederek etki eden bir hata yok. Maç içinde ufak tefek kartları unuttu vesaire onlar olabilir. Doğru. Dediğim gibi. Ama yani Sergen Hoca'nın dediği maç sonrasındaki ha o bana kalırsa onu da söyleyeyim biraz da yanlış yorumlandığını düşünüyorum. Yani Sergen Hoca şunu demek istedi biraz yanlış anlaşıldı daha doğrusu. Genel itibariyle konuşuyor. Yani geçen hafta mesela Tamam. Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ın mesela bir pozisyonu vardı. Orada VAR
Penaltı verdirmedi Beşiktaş lehine. Burada verdirince ona diyor. Bence çok varın genel ama maç kaybettikten sonra biraz etkili olmuyor. Başka yorumlanabiliyor. Hafta içi ya bu basın maçı... toplantısında, hafta içi Mence mensuplarıyla yaptığım bir sohbette bunu desen var. Yani... Genel itibariyle ben futbolun ruhunu kaldırıyor dersen aynen. Ona katılabilirim. Şunu diyeceğim. Bu maçtan sonra çıkıp Ergun Hoca'ya ilk yarı biz etkisizlik, Alanya çok üstündü bizden. İkinci yarı oyunu toparladık. Ortak olmaya çalıştık oyuna. Golü bulduk ama yetmedi dese. Hatta yardımcısını övebilir. Aynen çok da şey. Çalışıyor da zaten de, övülmek hayır. istiyordu yani basın toplantısı. Ha bir de bu arada yenildiğin takım ligin 14. sırasındaki takım değil yani. Yani Türkiye Ligi şu anda en az gollemiş. En fazla puan kazanmış takımla yeniliyorsun. Doğru, yani bu doğru, olabilir yani zaten. Doğru tespitin bu çok doğru ama ekstra bir durum da değil yani. Sergen Hoca 5'in çıtasını da yükseltti. Bak şu anda son 3 haftadaki şey hani genel kadro şimdi kalitesinin de, üzerinde bir üzerinde sonuçlar değerlendirilmesi var. Yani o artık bu saatten sonra 4'te 4 ile çıkmak istedi o seriden. Onun da biraz daha sıkıntısı büyük olmuş olabilir. Ay şimdi çok kolay bir fikstüre giriyor. Erzurum'la kendi sahasında oynuyor. Sonra Ankara Gücü'yle karşılaşıyor. Kolay fikstür, kolay maç Sivas... anlamına gelmiyor. Ha, gelmiyor ama, yani öbür maçlar karşılaşırsa bazen, zoru seversin. Tabii. Beşiktaş'ta öyle bir yoldan geçti. Erzurum kendi sahası, Ankara Gücü'yle plasman, Sivas'ta kendi sahasında oynuyor. Sonuç olarak normalde Sergen Hoca'ya sorsa bu 3 maçtan beklentilerinde 9 puan yazmıştır kendine. Şey olarak. Bundan sonra bir de şey konuşalım. Kısaca Kayseri-Trabzon maçını konuşalım. Kanalda çok güzel program var. Trabzonspor programı bizim. Orada arkadaşlar dün bir gayet şey şeklinde konuştular ama detaylı şekilde konuştular. Ben sadece şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı hakkında bazı eleştiriler var. 4 maçta 8 puan lig ortalamasına göre şimdi Erol Hoca'nın açıklamasına bakınca 11 maç 23 puan çok iyi dediği geçen hafta bir açıklama. 4 maçta 8 puan yeni gelmiş bir hoca için kötü değil. Ama şu bakımdan iyi değil. Oynadığı rakipler şey olarak yani ligin ilk yani uygun fikstür dedik zaten. Yani Abdullah Avcı zaten başlarken 2 hafta oyalandı zaten. İlk 2 hafta Beşiktaş'ın Trabzonspor'un başına geçerken oyalandı. Fikstürü de biraz kendisi önüne aldı. Uygun fikstürü vardı ama tabii yani Trabzonspor Erzurum şöyle söyleyeyim. Erzurum, Ankara Gücü, Sivas, Kayseri yani 4 maçtan. Trabzonspor'da mesela geçen seneki Trabzon'u hep tabii söylüyoruz. Geçen seneki Trabzon'u unutmak lazım. Geçen seneki Trabzon değil artık. Hücum etkinliği olan bir takımdı. Şu anda Abdullah hücum etkinliğinden ziyade savunma güvenliğine daha ön plana çıkartmaya çalıştı. Onun oturttu ki bence. 4 haftada çok iyi bir stoperleri var. 1 gol yedi. Değil mi? Doğru evet, söylüyorsun. 4 haftada bir gol yedi. Çünkü ilk 2 hafta 1-0 1-0 galibiyet. Sonra Sivas'tan 1-1 ve Sivas'tan yediği goldü. Takım biraz ritmini bozmuş olabilir. Hı. Belki o galibiyet gelseydi Kayseri'de galibiyet olabilirdi. Ama ben hücum hattını oluşturan oyuncuların bireysel kalitesinde çok büyük bir düşüş olduğunu bir önceki yıla göre. Peki Emre Kan'ın olmaması %30 fark ettiriyor en az zaten yani. Etkili. Tekrar Kuban'da yetmiyor oraya. Tabii yani burada şunu da senin dediğin hani fikstürün şurada diyor olmak lazım. Tamam 4 maçta 8 puan hani 4 maçta 1 gol yedi diyoruz ama yani kimler hangi takımlarla oynadı da yedi. Zaten rakip kaleye gidemeyen takımlar bunlar. Yani işte bu yani Kayserispor zaten rakip kaleye gidemeyen takım. Doğru düzgün. Bravo. Hangi hücum etkinliği var da yedin yemedin maçta, yemedin diye seviniyorsun. 4 maçta 4 beraber. Şimdi Alanya maçı zaten bir önceki şeydi o maçta. Aslında Trabzonspor biraz daha hareketliydi. Abdullah Avcı gelmeden önceki haftayı hatırla. Tabii biraz daha orada geçiş aşaması olunca biraz daha rahat oynadı ben dersem. Daha bir kalıpta oynamadı. 4 maçta 4 beraber kaldı. Bir tanesi Galatasaray plasmanı, bir tanesi Trabzon kendi sahası. Samet Hoca orada iyi şeyler yapıyor yani kesin söylemek gerekirse. Ama Trabzonspor'un şu lazım net. Yani transfer lazım. Bu şekilde bitirici, yaratıcı yani Abdullah Avcı'nın etkinliğini çok net göremeyiz. Yani kesinlikle doğru, haklısın. Bence de göremeyiz. Haftanın sürprizi diyelim. Bize sürpriz oldu. Biz de beklemiyorduk. Fenerbahçe'ye kendi sırasında. Yani umut Muratçı'yı bekliyordum. Geçen haftaki programı dikkatli izleyenler kaybedeceğimizi beklemiyordun. O bölümden bakabilirler. Kaybedeceğini beklemiyordun herhalde değil mi? Yani Fenerbahçe'nin Denizli maçıyla birlikte bir tekrar bir çıkışa geçebileceğini. Çünkü Beşiktaş maçında bir dibi gördüğünü düşünüyorum ama dibi görmemiş. Daha bir dibi bu hafta gördüğünü gördük hep birlikte. Ben şahsi Fenerbahçe performansı zaten ortada. Ben şahsi fikrim ben Malatya-Başakşehir maçını da izlemiştim. Aynı kadroya çıkarsa ben Fenerbahçe'nin rahat kazanacağını düşünüyordum ama söylediklerimizin tam tersi oldu. Maça geçmeden önce ben şuradan başlayayım Engin. Çok şaşırdım. Şimdi burada bazı arkadaşlar bize kızıyor. Hatta sadece Fenerbahçe'de programı yapan sevgili iki Murat Aşık, Murat Zorlu, Alp Kaptan. Onlarla da ben çok konuştum konuyu. Ben dedim ki ya sen de gönderme mi geliyor yoksa? Yok, başka gönderme değil. Ben ikinci haftan beri söylüyordum. Biz onlar için söylüyordum. İşte şampiyon olacağız, şey yapacağız. Havası var camiada, takımda doğru. Ama diyordum ki Fenerbahçe şampiyonluk futbolu oynamıyor. Şampiyonluk futbolu oynamıyor ve hocanın bir etkisini şu ana kadar göremedik diye ben çok söyledim.
onlar da bana sen hocayı çok çabuk yiyorsun, sen şey yapıyorsun diyorlardı ama haksız çıksaydım keşke. Hala ben hocanın devam kararının alınmasını doğru buluyorum ama görünen köyde kılavuz istemiyor gibi bir şey var. Şimdi ben rica etsem geçen hafta Perşembe günü, peki Perşembe dedi galiba, hocanın basına verdiği bir röportaj vardı. Bilmiyorum okudun mu Sohbet bu oluyor öğretmeni. genelde hafta Evet. içleri Şimdi hocalarla basın oradaki mensupları şeyleri bir arasında. okuyalım, ekrana gelsin. Evet. Şimdi 3-4 tane farklı planımız var. Deniz Bakarsın'a 2-0 konuma psikolojisi geri çekildiklerini bundan daha önceki haftalarda yaşanan zafiyetler kaynaklandıracağı getiren teknik adam. Hızlı hızlı okuyorum. Geçen sene kariyerinde fazladan 4-5 gol gördükken altını çizdi. Defans hattının üzerine çalıştıklarını ve savunmanın düzelmesi durumunda bunu da hücuma yansıtacağı aktarmış. Şimdi 1. Fenerbahçe'nin toplam yediği gol sayısını söylüyorum sana. 16 gol yemiş. Fenerbahçe'nin averajını söylüyorum sana. Artı 6. Şimdi. Kaçıncı haftadayız Zengin? 12. 12 hafta. bitti. Değil mi? 12. Yani 12 dolu dolu hafta Bitti geçirmişiz. evet. 2 haftada şey arası verilmişti. Milli takım arası. 2 İki mi 3 kere. mü? Yani 2 veya 3 3. diyelim. Tamam. 2 şampiyonluk iki Toplam var. 15 hafta diyelim. Hoca bir ay, 1,5 ay önce gelmiştir bundan, değil mi? Bir 4-5 haftada oraya koy. Yani bu lig başlamadan. Değil mi? Ha, önce geldi zannettim ben. Yani Ha, 5 olabilir. haftada oraya Ya, koyuyor. sezon başı kampının Tamam. başından itibaren var. 20-21 hafta diyelim. 20-21 hafta nedir? 5 aydır değil mi? En az. Şimdi. 5 ayda sen geldiğinden beri oyun planı olarak röportajı öbür şeylere getirir miyiz lütfen ekrana? Oyun planı olarak ve defans zafiyetini oynadığın 12 tane resmi maçta çözemediysen burada bir hata var. Yanlış mı düşünüyorum? Valla yani kendi sezon başlangıcında söylemiş olduğu şu vardı zaten genel itibariyle. Hatta basın toplantısı yapıldı biliyorsun. İmza töreni daha doğrusu. Evet. Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu. Orada hocanın Kasım ayından itibaren takım tam ritmini bulur dedi ama yani bunu göremiyoruz. Hatta sezon başında mumla arar oldu Fenerbahçe. Çünkü sezon başında daha fizik gücü daha yüksekti. Genel itibariyle baktığın zaman takımın bir anda çakıldı Tamam. yere. Yani Kasım'da aralığa geldik. Yıl bitecek artık Yok, neredeyse. ikili biteceğiz Ve maalesef. tamamıyla şu anda ortada Doğru. bir enkaz gibi bir durum Şimdi var. ben en çok şaşırdığım ve çok üzüldüğüm bir röportaj vardı. Yani röportajın bir kısmı vardı, özür diliyorum. Genç teknik adam Ozan Tufan orta saha her bölgesinde oynayacak kalitede bulunduğunda buna bir itirazımız yok. Bence de Ozan Tufan yani daha çok verimli olduğu yer hep burada seninle konuşuyoruz. 8 numaradır. Ben ilk Bence günden oynar. beri söylüyoruz. Bence sağ kanat da oynar, sağ Oynar. bek de oynar. 10 numara da oynar ama Ha. olmaması gerektiğini söylüyoruz Evet. biz seninle her Ya çünkü zaman, değil mi? fizik gücü olarak hatta belki yani merkezden yaptığı driblingi çizgide üzerinden yapsa daha da Yapabilir. belki Zaten bozabilir. bir şey söyleyeceğim. Bursaspor'dayken zamanında sağ bek oynadığı, sağ açık oynadığı zamanlarda oldu Ozan Geçen dediği sene de gibi. Fenerbahçe'de başlangıç aşamasında hatırlarsan orta Oynamıştı. saha sıkı bir orta saha yapmak için Tolga Ciğerci, Gustavo merkezde oynayıp Ozan'ı biraz daha Evet, sağda doğru. kullanmıştı. Hatta bek de Yani kullanmıştı. oynar ama Fenerbahçe'nin burada ilk günden beri söylüyoruz. Fenerbahçe 10 numarası Ozan Tufan olmaz diyoruz. Olmaması lazım diyoruz. Yani biz ne 10 numaralar gördü bu camia. 10 Evet numara ya. olmaması lazım diyoruz. Şimdi Beşiktaş maçında rakibimizin her vurduğu gol oldu. Bizim vurduklarımızda gol olsa maç 6-4 biterdi. Şimdi şurada bir duralım. Sana sormak istiyorum. Sen Fenerbahçe Beşiktaş maçında maçın herhangi bir dakikasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan oyun olarak daha üstün olduğunu veya Fenerbahçe'nin bu maçı çevirebileceğini düşündün mü? Şimdi bu açıklama şuraya kadar belki dediklerini sen Tartışırız. beğenirsin. Başka Beğenmez. biri Tabii. çıkar bana Aynen. beğenmez. Şimdi burada söylemiş olduğu işte maç Beşiktaş maçıyla alakalı. Beşiktaş geldi 4 defa. 4 gol oldu. Bizimkiler de olsaydı 6-4 maçı Bir kere bu kazanırdık. Söylemi. sözle baştan şunu da ekleyebilir miyim? Bir kere bu saygısızlık. Onu Şimdi söyleyeyim. Ya Beşiktaş'a saygısızlık bu. Bir ya bir kere. kere bak Benim ben düşüncem. bu mikrofonlarda bunu ben desem şu maça dair yani oynanmış Fenerbahçe Beşiktaş derbisine dair bunu ben desem belki Sport Digital yöneten arkadaşlar der ki ya Engin bu kadar haftaya gelme teşekkür ederler diyebilirler tamam mı? Yani sen şimdi futbol Estağfurullah. teknik adamısın. Teknik adam olarak daha farklı bir bakış açısını da sergilemen lazım. He, bunu diyebileceğim maç da olur. Bak hani Olabilir tabii. mesela ben hep örnek Fenerbahçe verdim. Johnson maçı. Yok yok onlara En gitme. basit. 15 senelik bir seri bitti değil mi Kadıköy'de Beşiktaş Evet. Fenerbahçe'yi yendi. Ben bunu söylemiştim. 15 sene önceki maçı hatırlıyorum. O 15 sene önce Beşiktaş eksik kalmıştı. Bravo. Yine 4-3 bitmişti. O maçta tribünde taraftarlar vardı. Fenerbahçe'yi alkışlamıştı. Tabii.
O günkü maçta yani bu sene olan maçta taraftar olsaydı ıslıklanırdı Fenerbahçe. Bunu söylemiştim. Hı-hı. Yani o maç için de bunu diyebilirsin. Diyebilirsin. O maç için bunu diyebilirsin. Evet. Dersin ya çünkü Fenerbahçe o gün etkili bir oyun oynamıştı. Hakikaten de girmemişti diye. Yani girmemişti. Yani i̇kinci, hangi pozisyon ikinci Beşiktaş'ın ceza sahasına çıkmış. Hangi pozisyonu var Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ı zorlayacak ki? Ya pozisyonda da geçtim. Oyunun geneline baktığın zaman her anda Beşiktaş üstündü. Eksik tamam. Kaldığı anda dahil. Tamam. Şimdi, eksik oynanda. Yani bunu söylenmez. Bir şey soracağım. Hatta uzat şey yapıyorum. Tabii. Ben genel itibariyle ben Fenerbahçe başkanı olsam yönetici ben bak bu röportajı yaptığı bu Malatya Spor maçında oynanmadan önceki röportaj değil mi? Evet. Malatya Spor maçından çünkü buna benzer Malatya Spor için de aynı şeyi söyledi. Ben maçtan sonra söyleyeyim sana bir ben olsam yollara ayırırım. Sen yolları ayırırsın. Ne şekilde? Ben de şunu yapardım. Bu röportajı okurdum. Hocaya derdim ki gel hocam. Sana bir ricam var. Bir iki saati bana ayır. Maçı kasetini koyardım. Maçı seyrederdim. Sen bir bana gösterir misin derdim. Bizim burluklarımızda gol olsa nasıl maçı 6-4 verdi? Bir açı şey yapalım dinlerdim. Kaleyi bulan 5 taşut var zaten. Ya. Nasıl 6 oluyor onu anlamadım ben. Şimdi, kaleyi bulmayanlar da denk gelsin istiyor. Bravo. Şimdi hocanın söylediği gibi Trabzon maçına 1-0'dan geri döndük. 3-1 kazandık kolay değil. Şimdi hocam yani ben bir şey söylemek istiyorum. 1-0'dan döndük 3-1 kazandık. Ben şimdi şu maçla birleştireyim Engin. Şimdi bir kere şunu sana sormak istiyorum. Sen bu Beşiktaş maçı için söylediklerini hocam bu Malatya maçı için söyleyebilir misin? 3 kere geldiler, 3 kere gol oldular. Hoca söyledi. Öyle bir şey de söyledi yani. Onu söyledi değil mi maçtan sonra? Tamam. Peki. Ya, o zaman bak bunu dediğin zaman da o zaman kalecini de bitiriyorsun. Kaleyi bulan şut gol oluyor diyorsun. Hayır. Herkes suç var. Bir dakika. Kalecide suç var. Şanssızlığın var. Futbolcunun suç tamam var. Sende hiçbir şey yok. Biz başını kaybettiğin üzerinden böyle yorumluyoruz da. Yorumluyorsun da. Geçen hafta biz Denizlispor'a karşı kazandığın maçta kalecinin olması sen nasıl puan alacaksın? Dur, nasıl geleceğim. Alacaktın? Hani o zaman kaleci performansı olmasaydı. O zaman sen kalecini de bitiriyorsun. Şimdi yani. Onları tek tek notu aldım. Kazandığında da söyledik soracağım. Yani. Bravo. Tek tek soracağım şimdi. Şimdi 1-0'dan geri döndük 3-1 kazandık. Şimdi ben ilk günden beri sen de söylüyorsun bunu. Ben de söylüyorum. Burada hem fikir olduğumuz bir konu var. Fenerbahçe'nin 12 maçı var. 12 maçına ben açık açık söylüyorum. En fazla beğendiğin futbolu Trabzon maçının ikinci yarısı. Buna katılır mısın? Yani nispeten katılırım. Yani öbürlerine karşılaştırsam ben böyle düşünüyorum. Sen belki ya, dersin ki bu maç da çok iyiydi. Tamam bak şimdi herkes bu seneki Trabzonspor maçını veriyor. Mesela geçen seneki Trabzonspor iç sahadaki maçı hatırlasana. Orada Fenerbahçe onu o oyunu sezonu yaymak için 18 transfer yapıp bütün yapıyı değiştirdi. Şimdi o oyunun sen genel bakıyorsun. Olsun bulamıyor. Ben şimdi 12 maçı söylüyorum. 12 yani. Maçın içinde bu 45 dakikayı bu 12 maçı konuşuyorum. 12 maçında beğendiğim 45 dakika buydu. Trabzon maçının ikinci yarısında biz nasıl çıktık hatırlıyor musun? Değişikliklerde ne yaptığımızı? Samatta'yı santrafor pozisyonundan bir sol kanada aldı. Tamam, çift forvet şeklinde oldun değil mi? Şimdi ben merak ediyorum. Malatya Trabzonspor'dan böyle 3-5 gömlek daha üstün bir takım mıdır ki biz Malatya maçının ikinci yarısına mesela çift forvetle başlamayı düşünmedi hocam? Valla çift forvetle başlamayı düşünmedi derken şu anda Tiam var alternatif. Tamam. Ya biraz da bak şunu da söyleyeyim. Ya. Şimdi Erol Hoca'yı eleştiriyoruz. Daha Tiam var, Sinan Gümüş var. Sinan Gümüş de santrafor oynar gerekirse. Yani şu dönemde sıkıntı Fenerbahçe'de eksikler de ön taraftaki tamam, eksikler de sıkıntı onu da söyleyelim. Hakkını yemeyelim onu da söyleyeceğim. Tamam. Ya zaten bak onları dese o daha bir yani hakem dersin oyuncularımız eksik dersin. Ya ama bu açıdan ben kabul etmem. Onları dese o bir bahanedir. Şimdi bunu diyebilirsin. Yani sen diyorsun yani, ki dönemeyebilirdi yani şimdi tamam. Ama bu dener sistem, miydin peki? Ya daha farklı şeyler denebilir zaten şu. Mesela 4-2-3-1'den bir vazgeçmesi lazım. Tamam. Yani sen dedin ya bu hafta herkes zaten demeye başladı. Ben şu ekranlarda da gördüm. Geçen hafta söyledin ya Pelkas'ın sözleşmesinde 70 dakikadan sonra çıkma maddesi mi var diye. Bu hafta tamamıyla söylenmeye başladı. Hı. Artık herkes yani ana akım medyada da. Ama yani şurada şuna da bakmak gerekiyor. Erol Hoca'nın aynı sistem 4-2-3-1'de yani ben bana kalırsa 4-2-3-1 oynamaz zaten şu çıkan kadro. Tamam. Ya daha farklı elinde ön taraftaki oyuncularında sıkıntı varsa farklı bir daha sıkı bir takım yaparsın. Daha sıkıntı bir takım yaparsın. En azından rakibi getirtmezsin. Bir tane tarıma bakarsın. Yani o maçı almaya bakarsın. Yani sen o planın işlemeyeceği aşikar. Bunu da görmesi gerekiyor. Engin, ben üçlüye zaman dönersin. Ya bu takım her şeyi oynar. Üçlüdüm, çok fazla elinde geniş kadro var. Engin ben her zaman şunu düşünüyorum biliyor musun? Şimdi herkes iyi veya kötü futbolda anlıyor. Değil mi? Yani İlaki, takip eden herkes. Tabii. Şimdi televizyona baktığın zaman, şey yaptığın zaman şimdi hocanın yaptığı şu değişiklik. Sadık'ı çıkar günah keçisi gibi. Onu da konuşacağım seninle. Sadık'ı çıkar. Gustavo'yu oraya çek. Orta sahayı Sosa'ya at. Bu şapkan tavşan çıkarmak mıdır yoksa herkesin tahmin edebileceği bir değişik midir sence? Ya yani biz mesela orada stoper çıkartacaksam ben Tisand'ı çıkartırdım performansı. Mesela o olabilir tamam. Sadık bizim Sadık kesin kenarda otursun. Tamam, diye. Yani tamam. O da bak o bile büyük sıkıntı bak ne biliyor musun? Tamam. Takım hakimiyeti de kaybolduğunu gösteriyor. Tamam. Yani. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum sana. Zaten o forma adaletsizliğini kesin konuşacağız. Mesela bak sezonun ilk maçında oyundan Gustavo'yu çıkartmıştı. Evet. Hatırlar mısın? Herkes demiştik ki burada bu dedik ki hoca hatta şey demişti. Biz de dedik ya bak Gustavo'yu çıkartıyor takıma.
her türlü rahat. İşte o rahatlığını da ben göremiyorum hoca. Dağıldığını görüyorum yani biraz. Sağ dışında dağıldığını görüyorum. Şu anda ya çıkartmayayım başıma bir de. Zaten işler kötü gidiyor çünkü. İşler kötü gidiyor ya. Çıkartırsam ya Gustavo bile çıkabilirdi. İlk maçın ilk yarısında Ya kötü mü? Oynamadı çıkabilirim mı? tabii canım. Çıkabilirdi. Hayır Madem Gustavo'yu şunu kaydırıyorsun. söylemeye çalışıyorum. Bu herkesin görebileceği bir değişiklik. Ben diyorum ki hoca bize farklı bir şey göster. Sana hoca röportajında diyor ya futboldan siz anlamıyorsunuz. Benim 4 tane farklı oyun planım var ama siz bunu göremiyorsunuz. Ben diyorum ki ben futbolu anlamıyorum. Ben zaten Yani iddiam yok senin kadar yani tabii ki hoca canım kadar ben ya anlayamam. zaten Hiç bak kimse öyle bir şey iddia zaten etmez. ben Ama bunu sen bana farklı bir şey göstereceksin burada ki ben senin eleştirim o zaman çok iyi hoca olduğuna bu inanacağım. noktada senin şimdi bu röportajı getirdin ya hani röportajı söylediklerini. Bu noktada eleştirmemin sebebi zaten benden daha iyi anladığını düşündüğüm için zaten eleştiriyorum. Evet tabii canım aynen Yani bravo. benden daha az anlayan bir adam bunu dese ben zaten evet Kale senin görüşün almazsın. bu kadarlık adamsın Tamam zaten derim. Bir şey demem. Erol bravo Hoca'yı zaten bravo. bunları eleştiriyorum. Şimdi burada Daha iyi çift anlaması lazım. bravo Teknik olarak çift anlatması lazım bir şey. doğru çift forvete dönebilir bir. Örnek veriyorum Sosa'yı farklı bir pozisyonda oynatabilir 2. Mert Hakan etkisizliği çıkartabilir 3. Yani örnek veriyorum her şey olabilir diye. Nazım'ı sokabilirdi ki bence en büyük haksızlığı orada Bence yapıyordur. tam hazır değil herhalde Ha. yani O şey ona bir olarak şey demem. oturdu. Rölanti Öyleyse ona oturdu da bir şey yani demem. kulübede öyle düşünün. Sinan'ı yani Sinan'ı düşünmüyorsunuz ama Sinan Dindar'dan Galatasaray'da oynadığı zaman Ben az gol atmadı yani. bence Sinan'a bir gole çok şekilde yakın bir evet oyuncu. santrafor olarak Gole ama değerlendirebilirsin 86. belki. dakikada da sokma artık. Yani Ya orada zaten işte bu yani ayıp yani. dağıldığını gösteriyor işte. Onu demeye Bu çalışıyorum. ayıp. 86'da sokmak Sinan'a 3-0 ayıp. maç. Maç 1-0 olsa hadi Bravo. beraberlik kurtarayım Bu çocuk dersin. bir kırmızı kart görmüş kendi hatasından dolayı. Bir şans var 45 dakika oynayacağız. Ya maç zaten 2-0. Ne? Yani maçı çevirmek için senin yapacağın şey Gustavo'yu stoper alıp Sosa'yı gece hayatından geri adım atmayan Sosa'yı oyuna sokmaksa hocam senin planın yok kusura bakma. İkinci planın zaten ne olduğunu biliyoruz 70'te Ya Pelkas'ı çıkarmak. oyuncu değiştirmek değil, oyun değiştirmesi lazım bana Bravo. kalırsa. Oyunu değiştirmesi Yani lazım. bazen İşte de o 3-4 farklı oyun planı bak görmüyoruz Engin bazen Hoca de o zaman. mesela Fenerbahçe'de geçen sene çok geniş bir kadrosu yoktu. Ön alandaki oyuncular sınırlıydı. Ama bir tane planı vardı. Yani ben Erol Hoca 4 planım var diyor da ya bir tane olsun işte işlet. Evet. Şimdi Ersun Hoca'nın da belki geçen sene bir planı vardı ama işleyen planı vardı. Önde Doğru. basayım, sıkı takım olayım. Tolga Ciğerci, Gustavo Ozan. Yap bari yani orta sahanı sıkı tut ki rakibi getirtme. Rakip bu kadar şimdi belki görmüşsünüz sosyal medyada ben maç sonunda gördüm. Bazı fotoğraflar var. Bir kırmızı yuvarlak çizmişler. Fenerbahçe orta sahasında Kimse yok. kimse yok. Ya böyle Yani bir Paris hatlar Saint-Germain arasında kopuklu 20 böyle metre falan planlama yani. olabilir mi? Evet, Ya böyle bir doğru. şey olabilir mi? Böyle bir, ya bir sıkı takım yap bari. Bari sıkı Ya takım yap. Engin zaten Umurunda şöyle değil. sıkıntı şu. Ben önde basan oyunu seviyorum dedi bu röportajında Erol Hoca. Yani senin önde basacak futbolcuların Pelkas, Mert Hakan, Ferdi. Ferdi olamaz. Olamaz. Olamaz Ya zaten zaten. Ya zaten 30 dakika olamaz. buruk var. Yani 4-2-3-1 oynadığı zaman o kanatları değil de Pelkas'la Ferdi 4-2-3-1 kanatları değil. Doğru. Tamam mı? Ya bir Yani kere o zaten bu o sistem ya zaten yanlış. Pelkas kanat değil. Ha, Hoca sen istedi. belki hatta ben Fenerbahçe'nin oyunu merkeze yığmasını düşünüyorum. Bu 3-5-2 olur. 4-3-1-2 olur. Tamam mı? 4-4-2 olur. İki olur. Baklava olur. Doğru. Tamam Bakla mı? Çünkü olur. Fenerbahçe elinde kanat oyuncularının ben yetersiz olduğunu yani şu aşamada yok olmadığını düşünüyorum. Bir kere Ya onları şu oyuna farklı joker olarak kullanabilirsin oyun şimdi ben gidişatında. maçla ilgili 2-3 şey daha söyleyeceğim. Burada da sana bir paslaşalım. Şimdi hoca bir açıklamada gene bir şey diyor. Valencia için eleştiri yapıyor. Ben bunu katılıyorum hocam. Bence Valencia olmayınca birlikte sorun yaşıyoruz. Ben bunu 4-5 hafta önce Ya hatırlarsan bu hafta zaten şimdi söylemiştim. mesela Umut'la Kubilay kanat 4 forvet diyor herkes yani 4 santraforla oynadı diyor ama Kanat Umut'la oynadı. kanat oynadı ama ben Cenk'e delileri hatta çıkarmadılar. Adem yani Umut Evet. sağ bek Adem sol bek pozisyonu kaç çizgisinde yani Umut kendi yüzünden rakibi Cenk'e delileri çıkamadı. çıkart yani Bravo. orada baskı yani kendi bekine yardım ettiler. Doğru. Valencia'nın da o özelliği vardı. Kendi bekine yardım etmesi. Valencia ben her zaman İşte söylüyorum Engin. Ferdi'ye o kadar edemez. Evet ben her zaman söylüyorum. Valencia bu takımda dinamikle topu ileriye taşıyabilecek birinci adamdır. Bence mutlaka her maç ilk 11'e yazılması lazım. Şimdi Perotti zaten geçiyoruz. Ama Perotti. Ben şurada o biraz yani o Covid'i bu arada Valencia Covid'i ağır geçirenlerden yani rutin testte pozitif çıkanlardan değil de semptom gösterip direkt yani şikayet olup Doğrudur. yapanlar. Onun dönüşünde de bir girdi. Orada da etkisi sonra bir de zannedersem adalet sakatlığı da oldu. Yani çünkü o idman yapamadı Yok biz vesaire. genel olarak konuşuyoruz. Genel olarak sen Genel bilmiyorum katılır mısın ama sağlıklı olduğunu da ben diyorsun. evet Takımın şu ben an böyle düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Hocanın şurada haksızlık yapmayalım. Bence Fenerbahçe ileri üçlüsü derler ya veya ileri hücum hattının en önemli adamları Valencia, Samatta, Perotti, Pelkas. üçlü Benim yok. futbol anlayışıma göre. Yok. Ya Üçü de üç tanesi yok. üç tanesi İşte onu diyorum yoktu. ya. Ha, Eksikler de var. eksikler de vardı. İşte bari bunları Samatta döndüğü söyle. zaman ya Samatta nasıl eksildi tamamen bence hoca yazar. Samatta döndüğü zaman bence takım farklı bir kimliğe bürünecek. Aynen Ben buna şey öyle. yapıyorum ama şimdi en önemli yere geliyorum. Pelkas 10 numarada oynadı ama düşündüğümüz orada pası veren forvet arkası gibi değil. İkinci forvet tarzında gole yakın bir oyuncu. Doğru. Ben buna katılıyorum. Yani eski tip 10 numara değil. Ama gol atabilecek kabiliyeti var. Milli takımda kanatta oynuyor. Onun hızından, driblinginden verim almak istiyoruz. Daha çok kanatta kullanacağız gibi görünüyor. O da kafasını endekslemesi lazım. Şimdi
Benim bilmiyorum senin futbol anlayışın nasıl ki bizim kafalarımız çok uyar. Benim futbol anlayışında kanat oyuncusu Beşiktaş'taki Enkudu gibi adamdır. Enkudu kanattır. Net. Net Yani hatta kanattır. şöyle ligimize göre daha etkili olan işte dev Bravo. diyoruz ya Hızıyla ligin şeyle bug'ı var. tabii. Yani Evet, ligin bagına göre hızlı doğru. kanat. Hatta Aynen. Fatih Hoca hep yıllardır burada yani kaç tane 8 tane 9 tane şampiyonluk almış. Tabii. Hep Hepsinde var. hızlı Onyekuru'da var. hızlı bir uçak ister Rodriguez'ler yani. Bir var. tane Tabii. uçağı ister. Hatta mümkünse sağını sonunu 2 tane ister. Yani Öyle o kadar maçlar da hızlı geliyor olmasa bile nedir? Driplingle adam eksiltip orta yapan, yani iyi orta yapan, iyi pas ya atan. bu ligde iş yapıyor Evet. onunla Yani adamlar. zamanda atıyorum hatırlarsın Tuncay Şanlı da kanatta ama gole çok büyük bir etkisi vardı şey olarak kanattan Ve bu geldiği tarz için. oyuncular, yani en üst seviye kalitelileri mesela Douglas Costa falan onun ligimize düşmüyor ama Tabii. bu tarz oyuncular da yaşı itibariyle 30'un altında düşüyor ligimize geliyor. Yani, O da hayır önemli şunu söyleyeyim işte detaylardan bir bunlar tanesi. İş klasik yapabiliyorlar Türkiye yani Ligi'nin hızlı bug'ı olan gibi. kanatlar bunlar. Ama bug olmayan kanatlar çok hızlı olmasa bile eski futbol sistemi güzel ortaya yapan işte ceza sahasına yardıma gelen insan, şeylerde kanattır. Benim futbol anlayışım Pelkas bunların hiçbiri değil. Pelkas düpedüz ikinci forvet şeklinde. Yani forvetin bir 20 metre gerisinde 10 metre gerisinde oynayan, forveti destekleyen ama geniş alanda oynayan, kanada hapsetmeyeceğim bir oyuncu. Ya Ve hocayla şunu bunda hiç fikir yapabilirsin bak, anlaşamıyorum. şunu yapabilirsin. Ben sorduğun için söylüyorum. Benim futbol anlayışımda ben bir tanesini bu dediğim biraz önce saydığımız özelliklere sahip uçak kanat yaparım. Bir tanesi de ayağı çizgiye basan, Tamam. sırtını çizgiye verdiği zaman içe kat eden bir oyuncu olabilir. İşte Fenerbahçe'de David mesela sağ kanat oynadı ama içe kat ediyordu. İkinci oyun kurucu gibi. Alex'e biraz daha yardım ediyordu. Bravo. Pelkas'tan da öyle faydalanabilir ama şimdi Pelkas'ın tam paraleli Ferdi olduğu zaman o biraz farklı oyun oluyor. Biraz orada farklı bir yapıya bürünmen gerekiyor. Bana kalırsa yani çok orada net Pelkas'ı kanatta oynatıyor diye çok eleştirmiyorum ama oyundan çıkardığı anlar, Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı olduğu anlar, sahaya baktığımda da o anki kadroya baktığımda da gole en yakın oyuncu da bir sıralama yap desem Pelkas derim ki Malatyaspor maçında daha iyi Pelkas'tı. Kenardan hatırla. Bir pozisyonda içeri girdi çalımla şutun çekti köşeden Ertaç çıkardı. Bu tarz pozisyonda yapabilecek bir oyuncu. Ben sana şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe 11'i yapıyorsun. Sıfır. Herkes sağlam. Şöyle bir 11 yapıyorsun. Hocanın söylediği gibi işte 4-1 bu 1 belli, 4 belli. Bunları geçiyorum. Şuraya 3 tane adam yapıyorsun. Değil mi? Evet. 3 Yani tane. Yani 4-2-3, 4-2-3-1 4-2-1 oynatıyor. pardon. Yani 4-2 onu şey söylemeyeceğim. değiştirmeyecek gibi Tamam. gözüküyor. Bilmiyorum. 4-2-3-1 Gustavo Ozan diyorum bu ikiye. Şey Oraya yapıyorum. oturttuğunu işte röportaj Tamam, içinden röportajda satır arasında söyledim. okumaya Şimdi çalışıyorum. bunu Oraya oturttuğu üç dediğin tane orası. adam söyle bana. Ben buraya Perotti yazıyorum sol kanada. İtirazın var mı Perotti'ye? İtirazım yok tabii ki. Yok, tamam. Sağlam Perotti Sağ itirazım olmaz. kanada ben Valencia yazıyorum. Sen farklı bir insanı yazabilirsin. Kim istiyorsan yani. Valencia. Olabilir. Ferdi olabilir. Sen daha çok benim önümde Mert Hakan daha çok benim önümde dersin. Olabilir. Şuraya, şu ortadaki adama. Sen ilk kimi yazarsın bu takımda? Birinci sırada. Pelkas'ı yazarım. Tamam. Yani. Pelkas veya Sosa'yı ben senin Sosa'yı burada oynatacağım diye Sosa'yı yazarsın Ya değil mi? Sosa'yı işte yani Sosa konusu zaten ayrı bir parantez Ayrı bir açmak falan. gerekiyor. Hayır. Yani Bu ikisinden Sosa'ya sonra geri kalanını düşünürsün ama. Ben böyle düşünüyorum. Sen de aynı şeyi ya düşünüyor şu musun? anki mevcut kadro aynen öyle. Tamam. Ya da işte daha farklı 4-4-2 gibi oynarsın. Çift Ha, forvet o oynar. zaman O şey zaman diyeceğim. çift forveti aklını Tamam. kullanırsın. Orada Tamam. yani Samatta'nın yanında Sisse olabilir. O Ne zaman bileyim dediğin ben. doğru. O Var zaman mı? yapabilirsin. Tamam. Tiam olabilir. Yani şimdi sonuçta geldiniz. Biz Parkas konusunda hocayla tamamen farklı düşünüyoruz. Ama benim takıldığım şey her maç bir futbolcu 60'ta 70'te çıkarsa otomatikman psikolojik olarak 60. dakika geldiği zaman şöyle skorboard'a bakar bir de sağ tarafa bakar kulübeye der ki eyvah benim 10 dakikam kaldı 10 dakika sonra çıkıyorum. Yani bu şey değil yani bu doğru bir davranış değil. Hocana bir şekilde bu adamı bir maç bile olsa yani en azından bu psikolojiyi Güven oturtmak verme için ya hocanın güven güven vermesen verme 90 ilişki dakika ya sağa işte hep tutsun yani. söylüyoruz teknik taktik bir yere kadar hocanın ilişkisi oyuncuya güven vermesi daha başka bir şey. Bu çok önemli bir şey. Yani sezon başında sanki bu vardı biraz yıkıldı gibi. Ben saha içinde bakıyorum şu anda işte Gustavo'nun hal ve hareketlerini Tisanant'a bakıyorum, Caner'e bakıyorum. Bu haftaki maçtan bahsediyorum. Yani bazı zaten görüntüler de yansıdı. Bir boş vermişlik var. Yani sanki böyle bir hocaya güven kaybı var gibi. Ha bunu düzeltecek bu aşamada ne olur, ne yapılması lazım? Buna gelirsek de Fenerbahçe'nin daha düzlüğe çıkması için herkes bunu konuşuyor çünkü hep de tartışılıyor bu hafta. Şimdi bana kalsa benim görüşüm ya Fenerbahçe'nin şu kafada değilim ben. Yani genel itibariyle ligde çok Sözünü nadirse röportajın bir kısmını tam bitirir misiniz lütfen? röportajı da devam ederiz ama şimdi Fenerbahçe ligle ilgili çok hoca değişikliğine yarı yolda karşı bir insanım. Yani o çok yana bir insan değilim.
Hoca değişikliğinden. Çok nadir sayıda şampiyonluk var. Fenerbahçe'ye zaten kolay kolay gelmez. Fenerbahçe'nin yapısı itibariyle. Beşiktaş'ın işte Mustafa Denizli geldiğinde. Hamza Hamzoğlu, Prandelli arkası Galatasaray. Tudor arkası Galatasaray, Fatih Terim. Bunlar olabilir ama Fenerbahçe biraz zor. Ama bu seneyi biraz daha farklı değerlendirmek istiyorum. Hem puantaja baktığımda hem de Fenerbahçe'nin kadro genişliğine, kalitesine baktığım zaman bu sene farklı değerlendirebilir. Yani ben şu anki şahsi görüşüm Erol Hoca ile bu dağılmışlığı varken, ya bak oyun içindeki eksiklikler tabii ki konuşuyoruz. Oyun içindeki eksikleri bir şekilde çözebilir hoca. Ama çözecek psikolojisi var mı şu anda? Bence yok. Erol Hoca'nın ben maç sonu yaptığı, maç öncesi yaptığı görüşleri... Maç yani, sonrası yaptığı açıklamaları felaket. Dağıldığını görüyorum. Felaket. Yoksa hani hoca dağılmasa bu sorunları senin yaptığın 11 işte vesaire o sistemini değiştirir ama şunu yapacak kapasitede olduğunu görmüyorum. Mesela geçen sene Fenerbahçe ile ilgili hoca değişikliğine hiçbir fayda etmeyeceğini altını çizerek söylemiştim. Ersun Hoca sallandı biliyorsun, bir 7 maçlık kazanamama serisine girdi. Etmeyeceğini söylemiştim. Değişiklik yapıldı, hiçbir şekilde Fenerbahçe fark etmedi. Çünkü kadro belli. Ersun Hoca Cahilson'u stoperde oynatıyor diye eleştiriliyordu. Gelen düzen işte Tahir Karapınar, işte Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ne dersen de gelen düzeni de bilmiyoruz da gerçi. Yine Jailson'u stoperde o gördük. Yani bu şekilde Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosu şunu düşünüyorsun sadece. Sol bek'i kim oynatacağım? Dilara'mı çeksem en fazla Deniz Türücü çekebilirsin geçen seneki kadro. Ama bu sene Fenerbahçe'nin kadrosunun hala iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum ben. Geniş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Üzerinde yoğrulacak bir kadro olduğunu düşünüyorum. İyi bir hocayla, yani sadece saha için odaklanan bir hocayla daha işler çıkabileceğini düşünüyorum. Ama Erol Hoca biraz dağıldı gibi. Ben olsam bence yaparım ama Ali Koç'un da altını çizerek söylüyorum. Hoca gönderecek bir yapısı yok. Gönderemez daha doğrusu şu aşamada. İşler tam kötü gider. Erol Hoca kendi keser. Kendi betini kendisi keser. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Erol Hoca çok farklı yerlerde hata yarıyor. Her maç sonu açıklamasında 3 kere geldiler, 2 kere gol oldu, 4 kere geldiler. Bu oldu, bunu yapacağız, düzelteceğiz. Bir de röportajında bir şey var. Ha, şuraya takıldım. Bunu getirirsek 11 maçta 23 puanla kimse hayır demezdi. Bu da, mesela hocayı çağırıp görevi son verilecek bir demeç. Onu da söyleyeyim. Bak, o da Fenerbahçe için söyleyeyim. Bak şimdi şu çok 11 maçta 23 puan 2.09 2.1 ortalama gelir. Şampiyonluk için yeterli midir? Bu sene yeterli olmayabilir. Belki de yeterli olur bilmiyorum ama %100 garanti şampiyon olmak istiyorsan Türkiye'de 2.2 bir üstün olman lazım. Onları geç. Hayır. Şimdi bak şunu dersin en kötü. Yalandan da olsa 4 puan eksik aldık de. Tabii. Yani bravo. Yani yalandan da ya inanma sen. Şimdi, iyi puan aldığını düşünsen bile de ki daha fazla almamız lazımdı. Hayır. Falan. Tamam. Ben şimdi sana bir şey soracağım. 11 maç 23 puan diyor hocam. Şimdi tek tek madde hakkında geçiyorum. Rize maçı hatırlıyorsun ligin ilk maçını. 1-0 yenikti Fenerbahçe. 76. dakika Gökhan Gönül, 80. dakikada bir penaltı. Rizeli bir oyuncunun hatalı çıkışıyla penaltı kazandı. Yani o maç 1-1 bitse bitme şansı var mıydı? Sence o penaltı olmasa? Olabilir. Bence 81. Maç 0-0 gün Altay'ın karşı karşıya çıkardığı şey var. Karagümrük maçı hatırlıyor musun? Altay penaltı kurtarması ama maç 87'de kurtardı bir tane. Bitmişti. 10 kişi zaten nasıl döneceksin? Göztepe maçını hatırlıyor musun? Son dakika yine Altay 6 pastan kafa çıkarttı. Evet. 3-3 oluyordu. Altay çıkarttı. Aslında bakarsan orada çok kötü. Genelinde baktığında Fenerbahçe kötü oyunu yoktu. Çok da kötü değildi. Yani değildi. Aslında 3-1 daha farklı skora gidecekti. Çok kaçırmıştı. Hatırlıyorsun senin 2 tane. Aynen. Hayır, ben şeyden bahsediyorum. Yani. Maçın geldiği anda ama 3-3 de bitebilirdi. Derdik Fenerbahçe ulan bu maç nasıl 3-3 bitti. Ona bir şey demezdim ama yani Altay'ın o yani aslında Altay'da kurtar diyemem onu. Altay tabii kurtarıyor ama siyahi oyuncunun kaçırdığı %100 pozisyon vardı orada. Şimdi Antalya maçında Fenerbahçe hep üstündü. Antalya 10 kişi kaldıktan sonra ilk yarı daha üstünde ama yine 84'te bir penaltı pozisyonuyla 3 puan aldı. Peki Denizli maçında 2-0 iken 56'da kaçırıyor penaltıyı Denizli Murawski. 56'dan sonra sen Fenerbahçe herhangi bir şeyini gördün mü? Geçen hafta detaylı konuştuk. Tamam. Yani o zaten penaltı olduğu anda ben Fenerbahçe 10 kişiyle bitiremeyeceğini, 1 puan alarak da çıkamayacağını düşünüyorum. Şimdi, dağılacaktı yani. Bravo. Şimdi ben de hocam 11 maçta 23 puan çok iyi bir gösterge değil. Allah korusun bu maçlarda herhangi bir şey olsaydı senin açından, bir terslik gitseydi, yani Karagümrük atıyorum penaltı atsaydı veya şey olsaydı, sen bu arada 2 puan ortalamasını bile yakalayamıyordun. Sen diyorsun ki 23 puanı öp de başına koy. İyi bile aldın. Ben zaten puantaja diyorum. Yani bak, şu oyunla çok iyi aldın. Bak hoca değişikliği olacaksa, bak şunu düşünme, bu sene devre arası yok ve bir aylık bir kamp yok. Hoca geldi, bir kere zaten hoca değişikliği anlamında Fenerbahçe yapacaksa bir plan olması lazım. Yani geçen seneki gibi ya bir bakarız hoca gittikten sonra. Şu anda bence çalışması lazım alternatif B planına. Ve tecrübeli olması lazım. B planı ne olabilir? Yani kim olabilir? Yabancı hoca olur mu devre arasında? Olmaz. Ya zaten devre arasında yani bir şey yok. Diyorlar bak, ki Fenerbahçe Favre'ye alsın şey yapsın. Fenerbahçe'nin, ya Favre de şey eli kullandı. Fenerbahçe'nin ben baktım. Gelme bu programa girmeden önce baktım.
En büyük arası bay geçtiği ara. Evet. Devre arası İki yok hafta biliyorsun. var. Yani devre arası 3-4 günlük bir ara var. İşte yabancı futbolcular belki yılbaşı tatili yapsınlar diye. 2 hafta sonra değil mi? İki Haftaya hafta. Başakşehir'den sonra zannedersem Tamam bay işte. geçecek. İşte bu haftalık Gaziantep, Ben ondan sonra Başakşehir bay. zaten şu anda mesela Fenerbahçe fikstürünün çok kötü yakalandığını, hani hem Tabii çok kriz zor var, maçları var. hem Gaziantep deplasmanı, hem de Başakşehir maçı. Şimdi 3 tane Kadıköy'deki muhalefet konuşuldu. Başakşehir'e yenilirse Fenerbahçe, ki Başakşehir öyle bir hafta denk geldi ki Fenerbahçe, hem Avrupa'sı bitmiş, hem bayı bu hafta. 10 gün sana hazırlanacak. Zaten etkili bir takım. Temiz bir sayfa açacak bu maça. Yani ben hatta şöyle söyleyeyim. Kağıt üzerinde Başakşehir Fenerbahçe karşı favori. Şu durumda. Eksikleri dönmeyeceğini de kabul edersek, işte Samatta Tabii. falan dönünce. Yani ben Başakşehir maçının gecesi yani Olabilir. istemediği bir karar almak zorunda da kalabilirler. Tamam O yüzden be. ben bunu öngörüyorum. Yani başkansam sen de bunu öngöreceksin. Yani Ben de ne biliyorum. yapmak gerektiğini. Ben Başakşehir maçından sonra mağlubiyet olursa arkasında dünkü açıklama gibi, dün zaten hoca ile yola devam etme kararı aldık açıklaması yapmış Ali Koç, duyduk bazı yerlerden. Yani iki mağlubiyetle hoca değiştirmeyiz, biz uzun soluklu düşündük diyor, ama iki mağlubiyetle değiştirmezsin ne demek? Üç mağlubiyetle değiştiririm demek. Yani üç mağlubiyetle değiştirdiğin Yani zaman şey demek, yani eğer hocanın arkasında duruyorsan tam duracaksın. Yani hoca, diyeceksin ki hoca ben olduğum sürece gitmeyecek, bunu futbolculara anlatacaksın. Yani bunu Fenerbahçe futbolcular, söyleyemez. Bu emin ol Fenerbahçe söyleyemez. futbolculara bunu diyemezsen, bak bunu diyemezsen futbolculara, ben onu da hissediyorum. Yani takımdaki teknik taktiğin dışında Erol Hoca'ya karşı oyuncu grubundan da bir güven azalması, Kesinlikle. acaba Erol Hoca gidiyor Peki mu Engin bir şey düşündüğü zaman, soracağım. futbolcu kafasına girdi mi oynamaz. Evet, Engin sana bir şey soracağım ama. Şimdi Malatya maçın 2-0 geri şeyde giriyorsun. Yenik giriyorsun. Soyunma odasında. Ben merak ediyorum ya. Soyunmasında ne konuştular ki? İkinci yarı birinci yarıdan daha kötü oldu yani. Zaten Hiçbir şey. suratları görmedin mi? Ha, İkinci suratları öyle. Hayır, saç şey yarı. olmaz mı şimdi? 2-0 yenik duruma Yani girdin. bir motivasyon Ya olmamış iki yani. ha ikinci yarı çıktığında topu ısırırsın ya maçı kazanmak için veya şey yapmak için. Bu, halı saha maçı bitsin de gitsek hadi evimize duşumuzu alsak diye Bak modundaydı hepsi. şimdi diyorum ya, Mesela. ben Ali Koç'un desteğinin de suni olduğunu düşünüyorum. Öyle yapmacık suni şey yapmayacak. Ya keseceksin biletini, ya da İyi kötü bir karar alman ya da lazım. tam de duracaksın. Yani şimdi ben diyorum ki bak, haftaya Başakşehir'e yenilebilirsin. Galatasaray maçını bak. Hadi bir şekilde toparladın, maçı da kazanabilirsin. Bir şekilde Bir maçta kazanabilirsin. bir mağlubiyeti var Gaziantep'in. Zor Kolay maç. maç, Bak çok zor zor maç, maç. katılıyorum. Sayın Hocam var Ama bak başında. zor maç, katılıyorum. Kazanabilirsin. Ama Başakşehir maçını ben futbol mantığı alt alta topluyorum, çıkartıyorum, çarpıyorum. Başakşehir'i daha önde görüyorum. Yani Ben de. kaybedebilirsin. Ben de. Bunu ona göre planlama. Başakşehir kaybettikten sonra da sen hocanın arkada duracaksan ben destekliyorum bu kararı. Yani şey yapayım, ben kendi görüşümü söyledim zaten Evet. sonuçta. Fenerbahçe başkanı var, yönetim kurulu var. Doğru. Bunu sana bir örnek vereyim. Bak ben bunu ilk ağızdan dinledim. Tamam mı? İlk ağızdan dinledim. Fenerbahçe'nin en son şampiyonluğu ne zamandı? 2013-2014. Ersun Yanal Evet. zamanı. Ersun Yanal'dan dinledim bunu. O seneki şampiyonluğun hikayesini. Ersun Yanal, herkes biliyor zaten. Bunu burada söylemeye gerek yok. Aziz Yıldırım'ı sevmez. Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'ı sevmez. Değil mi? Doğru. Bu bir gerçek. Kendisi şöyle bir şey söyledi bana. Dedi ki Aziz Yıldırım'la ilgili, yani sevmediğiyle ilgili görüşünden sonra dedi ki, o sene bizim şampiyonluğumuz dedi, hani herkes diyor işte Ersun Hoca şöyle oynattı, ben oynattı. Aziz Yıldırım'ın sayesinde olmuştur dedi, bak kendi söylemi. Bu da ne demek? Şöyle bir şey olmuş. İlk hafta Fenerbahçe hatırla, 2-0'dan 3-2 Konyaspor'a Yenildi. kaybetti. Tabii. O hafta antrenmandayız. Aziz Yıldırım'ın tesislere geldiğini söylediler. Ben bir içimden dedim ki eyvah dedim, şimdi haşlayacak bizi. Bu futbolcuları topla demiş. Topla, bir toplantı yapacağım. Toplantıya topladık diyor. Herkes zaten diken üstünde. Peki ben de dahil diyor. İlk söylediği şey şu olmuş. Futbolculara herkes gider, Ersun Hoca kalır. Bu sezonu bu şekilde tamamlayacağız. Herkes ayağını denk alsın. Hatta ekstra bir şey de Emre'ye de oradan başkan Emre'ye de laf söylemiş. Emre hatta attığı gol sevincinden sonra bir işaret yapmıştı. Hatırla. Öyle öyle. Onunla ilgili de Emre'ye biraz Tamam. kızmış falan. Bu söylem Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürdü diyor. Yani beni elimi Doğru. rahatlattı diyor. Her şey doğru o Çünkü zaman. şöyle Ersun Hoca'nın istifaları vardı. Hepsinden Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu ta, vazgeçirdi. on, Doğru, onlar doğru. onlar da onları da onları Onlar söyle da de var. onlar şey Doğru. gibi, yani başkanın hocanın arkasında olduğunu öyle, ya biz o iki mağlubiyetle hoca değiştirmeyiz değil mi? O zaman 3'te 3 mağlubiyet, 4 mağlubiyet değiştireceksin demek yani. Onu söylüyorum. Doğru. Burada tam destek olacaksın. Gideceksin. Hocanın arkasında duracaksın. Hoca da rahatlayacak. Çünkü Ersun Hoca'nın da o sezon başlangıcında Musa Sow'u yedek bırakmıştı. Hatırla. Evet. Tepki göstermişti. Rahat bırakabilmişti. Şu Evet. anda ben Erol Hoca'da rahat hareket ettiğini düşünemiyorum. Yani Caner'i kenara Ama alsın. Bak Pelkas bile hani tamam eleştiriyoruz. tepki Pelkas çıkar mı koptu. diyoruz, ama Pelkas o tepkiyi yapıyorsa kusura Evet. bakma, Erol Hoca Pelkas'tan başka kimseyi çıkartamaz. Tabii. Pelkas Doğru. çıkartır zaten. Sağdığı Aynen. çıkartır. Pelkas Aynen. çıkartır.
Başka adam çıkartamaz. Ya Gustavo ben şey, çıkartabilir mi? sen şey, Caner'i sen çıkartabilir şey mi? inanıyor musun? Yani ben Gökhan Gönül'ün performansıyla takımda şu anda oynadığına yani inanmıyorum. Onu Öyle söyleyeyim. zaten Beşiktaş maçı öncesi bize göstermedi mi? Aynen. Gökhan Gönül sakattı. Ben oynayacağım dedi. Aynen. Yani Ben oynayacağım dedi ya. Gökhan Sakat ya. Gönül Çünkü benim gözümde Gökhan Gönül'ün bir fiziksel yapısının biliyoruz. Yıllarda 4 hafta derler bir hafta sonra aynen. oynar. Aynen. Ama Gökhan hazır Gönül mıydı? değildi. Gökhan Gönül benim gözümde Türkiye'ye gelmiş geçmiş son olsun ki 15 sene neyse yani o şey en büyük sağ bekler ama şu günkü performansı bu Bence takımın ilk maçta 11'inde atılabilirdi de. Hatta onu da evet bu söyleyeyim. takımın ilk Maçta 11'inde atılabilirdi oynamaya bile. şey. Peki Hatta ben maçın da uğraşmış da olabilir. Ya yani bir sıkıntı vardı Fenerbahçe'de. Onu da söyleyeyim. yani Yani şey de anlıyorsun. sadece Caner'in ruh halinde bir sıkıntı var. Mert top Hakan'da istiyor sıkıntı var. almayınca arkasını dönüyor. Ozan'da var yani herkes Gustavo'ya birbirine bağırıyor sahanın içerisinde bu bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bunun da çözmesi gereken ama hoca bunu çözmek yerine çok ilginç bir karara da imza attı. Ben maçı ilk başlamaz dedim. Yanlış mı görüyorum? Televizyon ayarlarının bozukluk var. Bütün sezon sol stoper oynayan Tisserand sağ stoper. Bütün sezon daha 1 dakika 1.90 dakika oynamamış. Sadece Denizli maçının son yarım saati mecburen oynamış o da yani. Tabii onun için orada. Lemos olmadığı için. Yani Lemos olsa Lemos oynayacak. Sadık sol stoper başladı. Ya bu, Yani. ben yani bir şey söyleyeceğim yani bir takımla bir şeyle bu kadar oynamaya gerek yok ya 11'ine hoca diyor ya röportajda 11'imi oturttum diyor. Hayır sen 11'ini de Doğru. oturtamadın. Yani sen 11'ini Yan oturtamadın. yana oyuncu Senin çok oturamadı. güzel bir lafın var ya bu Tisserand'la Serdar Love City'de otursun dedin ya şeyde. Ya Aynen Love öyle. City sol tarafı Tisserand'ınsa kim Doğru. gelirse gelsin solda kalsın o. Sağ kim oturacak sol otursun değil Serdar'ın ne kadar mi? önemli olduğunu Fenerbahçe tekrar gördü. Ve transferin son gününde bu oyuncu Beşiktaş'a gönderilmek için belki bir gün daha olsaydı Gönderilebilirdi doğru. Yani gönderilebilirdi. istediği Yani şu anki ayarlanması var ben yapılanmayı da bilemiyorum hani hep bunları. yapılanma olumlu değerlendiriliyor ama buna da bakmak gerekiyor. Bir de Tisserand'ın da mesela yani bu maç Büyük çok hayal kırıklığı. kötüydü. Çok kötüydü. Ya, o kadar da kötü bir oyuncu değil. Değil. Enteresan bir kötüydü. Yani maç 0-0 yaptırdığı penaltı. Evlere şenlik, sırtı dönük çizgide sana adam çalıma yeltenmemiş. Yani çalıma yeltenip topu çeker. İster istemez hamle yaparsın. Ayağını darbe takarsın penaltı olur. Öyle bir durum yok. Durup dururken topu uzaklaştırın diye tekme attı. Yaptı. Hatta mesela Tete'nin ikinci yarı kaçırdığı pozisyonu hatırla. Rakipten uzaklaşıyor Tisserand. Maçın başında 0-0 iken sola gideceğine topu sağa kontrol ediyor. Kubilay'a kaptırıyor. Engin Yani sana çok çok güzel bir şey bireysel söyleyeyim hatalar mi? da var. Evet. Net Sana çok olarak. güzel bir şey söyleyeyim mi? Ben Tisserand hakkında bir tane scouting raporu okudum. İngiltere'de bir üst düzey mecra şirketine çalışan bir akrabam vardı. O söylemişti hatta bana. Yani şöyle örneklerle vereceğim. Sen de beni tamamlarsın. Tisserand için o zaman kötü stoper değil, ayağı düzgün ama pozisyon bilgisi çok zayıf bir stoper demişlerdi. Maçta bir pozisyon hatırlatacağım sana. Sağdığın üstünden kafayla hatırlıyor musun? Tete vurdu, Altay Evet. çıkarttı. Bir o Şeyin pozisyon. topun dibine girdi Evet, bir Yusuf'un. de Aha, ikinci hatırladım. yarıdaki pozisyon sağdan geliyorlar. Yani Gustavo üstüneydi galiba. Tisserand bak şöyle dönerek yani yan dönerek yani yanlayarak böyle giderek rakip oyuncuyu durdurmaya çalışıyor. Bir stoper bu şekilde oyuncu Evet. karşılayamaz. Yani karşılayamaz ve ikinci de bir şey pozisyon bilgisi zayıf olduğundan hatırla. Tete bomboş gitti yine Altay çıkardı hatırlarsan. Durduğu pozisyonu iyi hatırla. Yani Tete yanından bildiğin benim oğlan 4 yaşındaki oğlan yürüyüp geçer gibi geçti yani değil mi? Evet, Hiçbir hiç müdahale, de. hiçbir şey yok. Açtı Sen hatta yani mesela rahat açtı bir de, açtı. farklı açtı. Yani Şimdi ben sana yapışırsın şunu değil diyorum. mi? Sen Fenerbahçe kadronu biliyorsun. Şimdi stoper dediğin benim gözümde Kayer, Bruno Alves. Şu anki futbolda bile oynayabilecek ayağı düzgün olan Ya ve şu zaten ayağı hamleli düzgün ben ve öyle bir takılıyorum ki. Şu ayağı düzgün Fenerbahçe bir stoper bulacağım diye evet. yıllardır stoper bulamıyor. Bravo. Yıllardır. Ya Bravo. ayağı ya Fenerbahçe işte bak beğenmediğin Serdar Aziz. Sert stoper. Tamam. Bir kere Arsenal'in Zaten Serdar birinci Aziz. Türkiye için birinci kural sert stoper bulacaksın. Sert Zaten stoper. birinci Ya sert stoper ayağı bulacaksın. kazma olsun. Yanındakine pas veriyor ama uzaklaştırsın. Adamı rahatsız etsin. Ha, şimdi Tamam. şey Bu. Engin, günümüz futbolunda şey oluyor ya ayağı düzgün olmasının sebebi. Orta sahadan çektiler. Onu yaptılar. Bunu yaptılar. Her türlü İşte out karıştırdılar. atışıyla başlıyorsun, şey yapıyorsun, defansız Tamam. altında topla çıkmasını istiyorsun. Hem ayağı düzgün hem şey Rakende istiyorsun. rakibi bozayım Ama sen diyorsun. ayağı düzgün stoperi bulayım derken Türkiye Ligi'nin birinci kuralı sert stoper bulacaksın ya. Sert. Sert olacak. Adam sert olacak. Yumuşak stoper olmayacak. Bu lig çünkü sert bir lig. Bu lig böyle tıka 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 oynanan bir lig değil yani. Senin getirdiğin hiçbir stoper, Neuchâtel'ler, işte örnek veriyorum geçen sene Reyes'ler, bu seneki Tisserand'lar hiçbiri sert stoper değil. Seneki önce bu sorunu çöz. Fenerbahçe zamanında Lugano'lu şeyleri görmüşken bu Tisserand'lar falan cidden çok düşük kalite kalıyor. Yani 18 tane transferde birinci yapma gereken transfer bence ilk stoperdi. Büyük ihtimal Orada devre arasında takviye stoperi olacak gibi olacak gözüküyor. bir devre arasında takviye Ya devre stoperde arasında olacak doğru. transfer sezonu başladığında olacak. Bence de olacak. Fenerbahçe'nin işte 10 günlük bir bay arası var. Orayı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor.
Net ol, bağlayalım artık yani bir şekilde. Onu da söyleyeyim Fenerbahçe kısmında. Çok konuştuk O değil mi? da Çok konuşsak çok şey ya oluyor zaten. o da yani o da ben görüyorum. Yani bak Gaziantep maçı zor ama kesin kaybeder demem. Ama Başakşehir maçına şu halde Fenerbahçe kesin kaybeder. O yüzden yani Ben de sana aynı fikirdeyim. Başakşehir daha çok lige şey olacak. O yüzden şey dördüncü yapar. mağlubiyeti konuşmayacaksa camia tamam. Ama ben yoluna devam edecekse yani bence öyle Doğru. devam edemez. Doğru. Fenerbahçe'yi de yakından takip ediyoruz, görüyoruz. Hangi duruma reaksiyon verdiğini, bazı kulüplerin vermediği reaksiyonu kendi içinde çok fazla büyütebiliyor. Yani Kadıköy'de 3 mağlubiyet olmuştu. Ben içeride dışarıda olayı da bakmıyorum. Erol Hoca diyor ki içeride dışarıda seyirci yok. Yok artık. Ha, Artık sadece şey burada kalmamış. şu etkili olabilir. Dışarıda seyahat ettiği zaman oyuncular motive oluyor olabilir. Onun dışında boş tribün oynuyorsun zaten. Zemin aynı. Hemen hemen. Şey. Yani Daha çok bilemiyorum konuşuruz. tabii ki daha Fenerbahçe yani daha Fenerbahçe çok şey konuşulacak gibi bitmez. gözüküyor. Yani Evet, çok daha bu konuşulur. sene bir başlangıç yapısının şu anda biraz dağıldığını düşünüyorum ben. Çünkü burada ne biliyor musun? İşler kötü 7 seneden beri gidince. şampiyon olamayan bir takım. Taraftar artık şu duruma geldi. En ufak olumlu bir gelişmede şu havaya hemen giriyor. Ya şampiyonluğumuz, şanslarda böyleyiz, şöyle gidiyoruz, koptuk, geliyoruz ama birazcık şey, gerçekliği görmek lazım. Yani şey, şöyle bakmak lazım. Oynadığımız futbola bir bakın. Zaten o size bir sinyal veriyordu. Yani ben söylemiş gibi olmak istemiyorum ama o bir sinyal veriyordu. Yani transferle her şey bitmiyor. Bence o yandaki duran hocanın çok büyük etkisi var. Ben her zaman bunu Tabii söylüyorum. yani En büyük net şey onundur yani. Paylan hoca onundur. da bitiyor. Fenerbahçe hoca konusunda yani Doğru seçimler yapılmadı yapılmadı ama inşallah yüzü başarı olur. Yani ben Erol Bulut'un yine yani başarı olmasını isterim yani. işte eğer tekrar söylüyorum. Ben olsam gönderirim. Ben çünkü tekrar toparlayacak bir yapıda olduğunu düşünmüyorum. Arkasında da ben mesela başkan olsam ben arkasında durmaya inanıyor muyum? Tam inanmadığım için de duramayacağım için derim ki hoca gel istifanı istersin şey yaparsın. Ama Fenerbahçe başkanı şu anda arkasında inanıyorsa ya tam duracak hocayı bir toparlaması lazım. Hocayı bir yani psikolojik anlamda toparlanması gerekiyor. Ondan sonra saha içini odaklanacak. Bulabilir mi? Yaptıkları daha önce yani Türkiye Ligi'nde Malatya ve Alanyaspor periyodunda çok kötü değil. Yani beğendiğimiz de bir hocaydı. Yaptıkları ile şey. Ama tabii burası Fenerbahçe başka. Yaptığın Büyük takım söylen hocalığı çok bir söylemin farklıdır. bile Tabii. farklı Büyük algılanabiliyor. takım hocalığı çok Eleştirilebiliyor. farklıdır. Yani biz bak burada eleştiriyoruz. Saha içine giremedik bile. Yaptığı röportaj üzerinden daha çok konuştuk. Tabii, Eleştirdik. İşte doğrudur. efendim, büyük takım işte burada ortaya Tamam. çıkıyor. Galatasaray'ın bu hafta maçı yoktu. Devre arasında transfer Avantajlı yapacağı... geçirdi ama yani bay geçerek rakipleri Evet, kendinden çok şey şanslı bir yapmadı. şey geldi. Devre arasında bir transfer yapılacağı bana dün bir haber geldi. Bilmiyorum ne kadar doğrudur. Daha tam teyit etmedim ama Kasımpaşa'nın Aytaç'la bir görüşmeleri olacakmış. Aytaç oraya gidecek Olabilir. diye Belki bir Etobol'un gönderileceği konuşuluyor. İstenen şey olabilir yani çıkmadı. Belki oraya takviye, orta Aytaç'la saha şey çünkü yapacaklarına Galatasaray'ın dair bir biraz haber geldi. sertleştirecek bir oyuncu ihtiyacı var. Yani Galatasaray'da şunu söyleyeyim. Luyendama'yı satma ihtimalleri bence var. Yani şunun ihtimali var. Bence Luyendama Donk bu performansla devam ettiği sürece o işte ayağının Marka bir Adonk. hay Marka Adonk. Marka Donk Marka evet. Adonk. Yani Donk bu performansla devam ettiği sürece şundan dolayı işte orada Galatasaray'ın sistemini çözdüler. Luyendama'ya baskıyla ayağı Evet, düzgün Marka stoper Adonk ama iyi. Evet. şey olduğu zaman işte çıkamıyordu Luyendama. O yüzden Donk'u oraya alarak hoca işte defansa topla çıkma özelliğini Fatih Terim bunu çözdü. Ben Luyendama'yı satabileceklerini düşünüyorum. İyi bir Bir de teklif kaynak gelirse. yaratabilirler. Fatih Terim'in Kaynak da istediği yatabilirler. Aynen. işte devre arasında kanat oyuncusu, hızlı bir kanat oyuncusu. Doğru. Bir de belki Seri. O O şekilde. da orta sahada top yapabilecek oyuncu düşünülüyor. Bence de Yani olabilir. Yani kesin şey yapacaklar. şöyle Galatasaray şu anki halinden ikinci yarı diyoruz ama işte o transfer sezonuyla birlikte olan periyottan sonraki kısımda daha etkili olacaktır. Muslera bile döneceği Kesin. konuşuluyor. Ondan Bence dolayı daha etkili Galatasaray olacak. şu anki hali bile iyiyken işler yolunda gidiyor yani Galatasaray açısından. Evet. Bir sıkıntı gözükmüyor. Galatasaray demişken şeyi de konuşalım. Seneler sonra ilk defa Türk takımları Ocak ayını göremedi. Çünkü burada çok kısa bir fikrin olayım. Ben çok kısa bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü bu Valla uzayan şey yani yapan bir konu. ben bir şey söyleyeyim sana. Tabii. Bence iyi oldu. İyi mi oldu? Bence iyi Önümüz oldu. görelim diye ne halde Tabii canım olduğumuzu. dibi gör. Dibi Dibi gör. gör. Dibi gördükten sonra bir planlama yapılacaksa futbola dair. Ama tabii ben sanmıyorum. Günlük, ya biz de çünkü son yıllarda ben bakıyorum makas açıldı Avrupa ile birlikte. Yani Avrupa Hiçbir ile olan planın makasım yok, hiçbir açıldı. programın Şu yok. anda lokalde şampiyon olayım. Bir yıldız takayım. Bir de ayak bastı parasını alayım. Ondan Tabii. transfer yapayım. Bu. Taraftarı mutlu edeyim. Bu Ya döngüye girdik. hiç Yani kimsenin şeylik planı yok değil mi? Doğru diyorsun. 5 senelik, 10 senelik bir planı hiç kimsenin yok. Kesin yani yani. yok. Zaten Mesela yapamazsın Türkiye'de de çok zor. Ama ben şöyle şu anda üzülüyorum Türkiye'yi benim. Avrupa Kupası kazandırmış. Şu anda Fatih Terim'de dahi yoktur Kesin yok. bence. Yani Bence o da de. biliyor şimdi. Yani Bence de. şimdi ama 96 senesinde geldiğinde bir Avrupa Kupası hayali vardır. Galatasaray'ın başına geldiğinde. Ve 4 yılın sonunda da 4 yıl şampiyonluk artı Avrupa Kupası'nı getirdi. Yapabildi. Ama şu anda
Onu yapacak şey o da makasın Şimdi, açıldığını görüyor yani. Zaten bunu basın toplantılarında söylemişti. Avrupa'yla makasımız yani açılıyor diye. Avrupa'yla makası açılıyor. Yani Türkiye'de güven, yani övünerek söylediğin bir tane kulübüm var. Altınordu, altyapısı çok güçlü diye. Ayıptır, günahtır. Bu kadar büyük kulüpler var. Hiç kimse altyapısı da övünerek güvenemiyor. Ocak ayını görememişsin. Hala tartıştığın konu yabancı serbest mi kalsın, yok limit mi gelsin. Hala konuştuğumuz şey üç büyüklerden öneriyorum. 5,7 milyar borcu vardı. Şimdi daha da arttı mı artmadı mı bilmiyorum. TL olarak hala bu futbolcu transfer edilmiş, futbolcu transfer edildi yani. Ya Ya Ukrayna'nın, İskoçya'nın gerisine düşmüş. Artık bu saatten sonra konuşulacak bir işte şey var mı biz yok mu bilmiyorum yani. uzun dönem planlama imkansız. Hele büyük kulüplerde daha da imkansız. Dönemsel geliyor başkanlar. 3 yıllık geliyor diyelim ortalama. Kendi kulübün kongresine göre 3 yıllık geldiğinde altyapıya odaklansın, şampiyonluk ya. Şimdi Fenerbahçe'nin belki de en büyük sıkıntısını çözen nakit akışını Ali Koç bile bu sene sonunda şampiyonluk da olmazsa kongrede Tartışılır. istediği kadar uzat yani şey yapmak Çok istesin özür dilerim. kongreyi kazanamayabilir. Yani belki kendisi aday olmayabilir. Öyle baskı altında kalabilir. Evet, yani iki tanesi izleyicimiz sağ olsun bunu Sorular bunlar. gönderdiler. Evet, sen bu sorunun cevabını da hemen Melih Kodatlı arkadaşımız, yani Melih Fenerbahçe Nilköy'ün Kongresi'ni mi söyle. sormuş Haziran mesela? ayında Fenerbahçe ne bekliyor? Seçim konusu, lig konusu, yapılandırma konusu. Seçim Ya şu an için konusu konuşmak erken. Ligin ben direkt söyleyeyim sana seçim konusunu. Ali Koç aday olur. Zaten ilk geldiği Ali zaman Koç da aday 6 sene olursa, bak olacak. Ali Koç aday olursa kimse çıkamaz. Çıkmaz. Aynen. Çıkmaz. Ali Koç devam eder ama Fenerbahçe şampiyon olamayınca yani sonuçta taraftar yani kongreyi belirleyecek olan kongre üyelerinden bahsetmiyorum. Taraftar baskısıyla birlikte söylenenlerle birlikte öyle bir kamuoyu oluştururuz ki Ali Koç aday olmayabilir sene sonunda şampiyon olmadığında. Ben Bak sana net olarak söyleyeyim. Ali onu Koç aday da not olur. olarak yaz. Kaç oyla gelmişti? 16 bin, 15 bin, 16 bin oyla gelmiş. Bu sefer de 8 bin, 10 bin oy alır. Ya Yine orası 3 sene net. Ben başkanlık. de aday çıkmaz. Aynen Çıksa şey da şey olmaz, yapar destek ama olmaz. kendisi bak kendisi artık vazgeçebilir. Böyle de bir olay var. Evet. Bu Türkiye'nin baskısı olabilir. O Ben anki yapıda şu anda inanmıyorum. konuşmanın bir Ben anlamı yok. Ali Koç'u tanıdığım kadarıyla da 3 sene daha devam edeceğini düşünüyorum şey olarak. Korkut adlı izleyicimiz sağ olsunlar programı gönderir. Genel şeyleri konuştuk. Korkut mesajın için teşekkür ediyorum. En son sorunu okuyayım. Gustav ve Ozan ile şampiyonluk yarışı sonuna kadar götürebilir mi? Çünkü iki oyuncu birlikte daha zayıf hale geliyor. Ne pas, ne hız, ne iş çözme, ne akıl koymada olamazlar. Bizim görüşümüzü merak ediyor. Ben Türkiye Ligi için kötü olduğunu düşünmüyorum Gustav Ozan, ama onların önündeki 10 numaranın onlara yardımcı olacak Perkas olması gerektiğini Ben düşünüyorum. önündeki 10 numara Ozan'la bu derken arada her 34-40 maç oynayacak diye de bir sözleşmesi yok yani, yedekte bırakabilirsin bu benim arada. şahsi fikrim de şu. Yani eğer madem soruyor dinleyicimiz. O önündeki 10 numaradan ziyade Fenerbahçe'nin işini o sistemin çözmeyeceğini, Fenerbahçe'nin Sen biraz tamamen daha sistemi sistemi değişmeyi, değiştiriyorsun. orta saha gerekirse üçlü yapacağını ya yani sağ iç sol iç bile Evet. olabilir. Mesela pardon. Gustavo Ozan'ın sağ iç yeri gelir belki Caner sol iç olabilir. Daha yakın o bölgede Evet. olabilir. Ya da sol içe başka bir dev oyuncu olabilir. Ya da Gustavo'nun yanında Sosa değerlendirip Ozan'ı biraz daha sağ kanat gibi, sağ önde gibi merkeze de destek olacak pozisyonda. Geçen seneki Fenerbahçe oyuna yakın. Mesela Tolga Ciğerci sol açık gibi oynuyordu ama Doğru. klasik bildiğimiz sol açık gibi değil. Daha çok merkeze destek verip merkezden daha etkili olan Fenerbahçe izliyorduk. Böyle bir sistem olabilir Türkiye Ligi'nde. Ama şunu söyleyeyim. Dinleyicim yani izleyicimize şundan katılıyorum. O şunu demek istiyor. Ozan Gustavo olduğu zaman sanki Fenerbahçe istediği üretkenlik oradan başlayan bir üretkenlik olmadığını Olmuyor. söylüyor. Ben de İkisi de katılıyorum. vazgeçilmez gibi yani. Şimdi Gustavo'yu kessen Ozan'ı tek bıraksan olmaz. Ozan olmasa olmaz. Ona farklı bir formül bulmak gerekiyor. Ben oyun görüşü olarak Gustavo'nun yanında Sosa tarzı bir oyuncunun daha etkili olacağını. Ya tabii şu anki Sosa değil. Sosa'yı da kazanmak gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Yani orada Fenerbahçe'nin büyük yanlış Sosa'yı yapar. ben sana Gönderileceği söyleyeyim. söyleniyor. Sosa'yı ya da Gönderileceği Evra söyleniyor. Söylenirler. Bu haftada açıklanır. Belki basına yansımaz zaman iyi bir ceza verirler. Net olarak O söylüyorum zaman sana. Sosa yerine senin bütçeni çıkartacaksın. Sosa yerine bir transfer ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani şu Doğru. anki yapıda Sosa'yı gönder mevcut Ozan Gustavo'yu idare edeyim Gönderirler derse değil mi? Ama iyi bir bence ceza olmaz. verirler. Ya Sosa'yı kazanacaksın. Yani sportif direktörlük transfer etmekte nasıl alkışladıysak işte Sosa gibi oyuncu Emre Belözoğlu bence kazanmaya da gitmeli. Sosa'ya bir şey söyledin. Oturdun konuştun. Sosa seni dinlemiyor. Menajerini çağır gel pes edelim demek de basite kaçmak gibi geliyor. Sportif direktörlük biraz da hocanın işini kolaylaştırmak. Ya hoca kazanacak, Emre Belözoğlu kazanacak. Çünkü fark yaratacak oyuncu bana kalırsa Fenerbahçe kadrosunda Sosa. Geçen hafta Kesinlikle söylediğimi doğru. hatırla. Ha, Geçen hafta onlar Denizlispor haklısın. maçında ne dedim? Sana Sosa kötü ama Fenerbahçe Sosa ihtiyacı var. Ferdi o topu atacak başka oyuncusu yok. Doğru. Attığı, Onlar haklısın. senin attığı golde.
Yani Sosa'yı bir şekilde Fenerbahçe kazanması gerekiyor. Peki, çok uzadı programımız. Konuda derin olunca kaptırdık kendimizi. Evet. Haftaya yine Salı günü görüşmek üzere diyorum. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Sana tahmin sormuyorum zaten. Yok, sormam. İkimiz de sormuyoruz. İkimiz söylemeyelim. Her maç çok zor. Öyle söyleyeyim. Yok, her maç çok zor. Zaten tutmuyor. Her maç çok zor. Hiçbir şey bilemiyoruz. Yani daha tahmini yaptığımız zaman sonraki hafta yaptığımız yorumları da güvenliğini kaybediyor izleyici gözüne. O yüzden bana iddia tahmini yaptırtmayın. Bence de. Herkese teşekkürler. Beğeninizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.